şartlarında Karadeniz bölgesinde hayvancılık olayı hemen hemen çok zor ve bitti sayılır. Bugün şimdi bir Akdeniz bölgesi olsun, Ege Deniz bölgesi, dümdüz ova. Ama Karadeniz'de yani dimdik, yamaç, dağlar şekilde zor. Hazine var mı yok dağlarda? Hoş bulduk. Ne var mı yok dağlarda? İyi dur, göreyim burada kalıyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin. Hoş bulduk. Mayıs'ın 20'sinin emrine kurban olduğunu verdi bereketini dağlara. En rahat yaylada yaparız. Çünkü yaylım bol, mera bol. Yayladan döndüm ki sıkıntılar başlar. Buradan yaylaya çıktık mı sıkıntılar biter. Ne edelim bu sevgi meselesi, onun için devam ediyorum. Yazın zevkli oluyor dağlarda, güneşli havada çok daha tatlı olur, yağmurda ıslanıyorsun ama şimdi yazdan da kışın arasında çok fark var. Şimdi ver kızım. Kısırı ayrı kursun, sağını ayrı kursun, başlarsın sağmaya. Durhan'ın bir kızı var. Bir adamın işini görür. Geçi geldi mi? Üç kişi lazım sadece geçiyi sağma. İki kişi sağ. Bir kişi de perleyecek. Nasıl yapsa? Şimdi sadece Burhan hem sağacak hem perleyecek. Dünyada yapamaz. O zaman üç kişi akşam sabah lazım. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Ver beline, ver. Yani adamsız olma. Oğlum kurbanım, gülüme gene. Peynir, süt, yağ. Teneke peyniri yaparız, süt yaparız. Yağız yaparsın, gelir komşu. Evet. Sağ olsun komşularımız gelir alır. Çok olur. Ben gençliğime her şeyi yapardım. Hiçbir şeyden yılmazdım. Geçen gün bir komşumuz geldi. 100 çuval gübre lazım bize. Dedim yavrum eski seyran değilim. Eski seyran olsam dedim ben gece de toplardım. Ama şimdi yapamazsın. Bir Burhan ne etsin? Ben de yapamayırım. Emekli oldu mu? Bakalım neydi? Allah büyük devlet bir kapı açar artık.
Çocuğuma yardım etmedim, ben de anneyim, acıyorum çocuğumu. Aynen. Süpürüp doldurmak çuvalı 15 lira ama satmak, doldurup almak 20 lira. İstersen alsın. Sen daha attın, doldurup kendisi alacak 20 lira. Hayır, kendi doldurup kendisi alırsa 15 lira, ben doldurup verirsem 20 lira. Bak abla, güneşe canım çıkıyor. Zarar ediyor şimdi. Tabii. Hava yağdığı zaman mecbur malı ayırıyorsun. Oğlan şimdi yaz başı Mayıs'ı geldi mi? 5-10 gün kadar yani mala müsaade edersin ki hava ayırsın. Ama hava ayılmadı, yağmur yine yağay, oğlan ayırmaz. Ama oğlan hava iyi oldu. Akşam iyi havayı gördük, sabahtan hemen oğlan ağırıp başladık süt almaya. Olmadı, yan oldu, saç çakılmış. Buradan şimdi fırıncılığı desem en iyisini yapar. Ben de maldan anladığım gibi buranı yönetiyorum. Buran böyle yaparım, buran şöyle yaparım. O da mecbur işte, hani tamam anne olsun. Ya anne sen daha hasta oldun. Birim bir şey olmadı, sen beni düşünme. Neden böyle idare et şu? Ulan bitti mi? Anam hiç işitmiyor. Sen dese vurdum duymaz. Ha bu yaştan sonra geçi kırk duruyorsunuz, utanmıyorsunuz da evlat. Yok peki de. Bence de kırkalım. Mal zayıf oldu mu, kırkım zamanına. Kırktım mı, mal kilo alır. Ama mal kırkıma girmedi mi, mal kilo almaz. Sonra sağlam hayvan kilo pek almaz. Kısır hayvan öyle eti fazla olur. Eskiden yün kıl para eder, şimdi yün kıl para etmiyor. Şeyler çıktı, sünger yatakları. Onun için daha yuna kimse para vermiyor. İyi.
eski günler nerede? Eskiden insanlık daha iyiydi. Şimdi o iş yok. Eskiden mesela dağlarda daha fazla mal vardı. İnsanlık var. Şimdi bizim yelede olurdu. 10 sürüm var. Şimdi var abi bir sürü. Benden başkası yok. Belki de benim yeledim geçtikten sonra daha bu işi yapacak olmaz. Ben yeni gelin geldiğim zaman buraya aşağı yukarı 30 sürü mal vardı. Şimdi sadece biz yapıyoruz. Dedemiz vardı rahmetli. O çok yani böyle mali severdi. Onunla bile biz de uğraşırdık. Ama şimdiki yeni yetme istemeyi mali. Şimdi bu kadar sürüden bir tek bizim var. 800 bine yakın malımız vardı ama o zaman çocuklar da bize yardım ediyordu. Yavaş yavaş azalttık. Yapamadık. Şimdi kimse kimseye yardım yapmayın. Buran şimdi mali bıraksın. Buraya daha mal yok. Biz bu kadar sütü sağırık, yapayırık. Hep komşulara çünkü aynı burası da oldu bir yazlık. Yani turistik yer oldu burası da. Geliyor millet yani peynirin alıyor ki değil. Öbür suyu bir şey yapmayın. Eskiden mesela bir mal birinin bir yere kaldığı zaman aynı köylü imecisi daha sarılır. Şimdi öyle bir şey yok. Yapmasın diye adam. Bana ne? Bana mı cuman etti? Eskiden yeyleğe çıktığımız zaman her yeylanın bir belli bir sınırı var idi. Bizim yeylanındır, orası sizin yeylanındır. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdiki gençler hiç istemiyor. Düşünüyorlar ki böyle edelim de hiçbir şey yapmayalım. Çocuklarımız okusun, biz rahat olalım. Ama süt yoğurt, o yersek yer, yemezsek ne olacak? Kimse bunu anlamıyor. Dağlarda seyir kalmadı, mal kalmadı. O sınırı dışında bitti, her şey bitti. Bir düzen vardı. Bir kalabalık vardı. Yani böyle bir gün bir yere, bir gün bir yere. Meşeye giderdik, odun ederdik. Böyle toplanırdık bir grup, giderdik, derdik, gülerdik, yerdik. Aynı bir böyle piknik gibi yapardık. Akşama dönerdik. Şimdiye kadar gelecekti, niye gelmiyordu bilmem. Ne geç kaldı. Akşam oldu, ne zaman da sağacağı konu. Dönüşte belli bir gün vardı. O gün geldiği zaman daha duramazsın. Havalar soğur, dağlara başlar kar yağma. Yağdığı zaman mecbur kaçacaksın. Yazımız bir sene çok güzel geçti. Gelenimiz gidenimiz yani satışımız da biraz fazla oldu. Zamanı nasıl yani bitirdik, nasıl gitti zaman hiç anlamadım. Bir Ekim'de geldi mi başlarım artık yani yavaş yavaş toplanmaya. Burası dağ. Dağda hem mal can tehlikesi var, mal tehlikesi var, tipi tehlikesi onun için cesaret edemiyor. Bir iki saat tutarsa hava
sayede açlığımıza daha geçtiğimiz zaman kurtarıyorduk o zaman. Ama dağda bir tipi dolu tutarsa bizi soğuktan yanma tehlikemiz var orada. Şimdiden sonra devamlı karı takip ve karla mücadele edeceğiz. Onun için zor. Elimizden geldiği kadar trafik olmayan yollardan gidiyoruz. Mesela ana yollara giremez, hiçbir zaman ana yola giremez. Köy yollarında. Yeyle'den çıktım mı, soğanlı tane tercih ettim mi, daha buraya dönüş yok. Onun zeyin sonunda iklim bittiği zaman tekrar dönüyoruz aşağı. Dönüyoruz gene Ancım'a. Üçüncü zeyin beşinde dönüşü başlıyor, doğum işi başlıyor. Doğum işi başladığı zaman tekrar Ufa iniyoruz. Bir buçuk ay 45 orada kaldıktan sonra tekrar Ancım'a çıkıyoruz. Tekrar yine yeyle serüveni başlıyoruz. Ha bu arkadaş geçiyi al, arkadaş gel. Sen devam et Vedat. Ayı da ne ayı da? Bura ormaya ayı bol. De. Ne oluyor? Ayıdan başka bir şey yok buraya. Ne oluyor? De. Anaya bir köpek ver. Bunu da çıkar peyaşı. Ofta tek ben kaldım. Ben de nesilden nesile gelece ben aşağı yukarı dördüncü kuşağım. Bu sefer ben de benim oğluma devrediyorum. Bakalım o ne kadar sürdürecek onu. Çünkü gün geçtikçe zorlaşıyor. Buran da benim hatırım için yapayım. Yani bu sene belki son senesi de olabilir. Yine 90'ımız var. O da herhalde ormanın içerisine kaldı. Ben sana dedim ki geçeyi kolla bu şey sakattır gelmez. Siz de tabii bakmadınız. Ya şimdi geldin diyorsun. Bak geçiyor. Ben şimdi ormanın içerisine nereye bulacağım? Git de bul onu. Sabahtan bulurum. Fırtına var idi. Ha fırtına var idi. İyi de. Fırtına var idi. Yarın bakalım şeyi alabilecek mi? Nereye? Gideceğimiz yere. Gidebiliriz o. Gidemezsek hakkına ayet yok. Başımıza vurmaydı. Bir şey olmaz. Bu kadar iki yıldık. İlla ki yerimize de gider. Sağlık olsun. Olmasa da bir şey yok.
girdik çok kolay. Hayvanlar da o zaman da satış oluyor ya. İnce mali veriyorsun, büyük hayvanlar oluyor. Onlara bir şey olmuyor. Küçük bir hayvan oldu mu o zaman gidemiyorsun. Eğer malın yiyeceği varsa rahat rahat gider. Ama yiyeceği yoksa bir an evvel yerimize gitmeye bakarız ki yol hem uzamaz hem malımız rahat gider. Şehire indiğim zaman sıkılıyorum. Çünkü ben insanların ikiyüzlülüğüne dayanamıyorum. Yani doğal baş başa olmayı daha çok seviyorum. Sen hayvana nasıl davranırsan hayvan aynı şekilde sana davranır. Lan siz nereden geldiniz? Lan nereden geldiniz? Ha? Ay şerefsiz. Ay şerefsiz. Ay şerefsiz. Ulan şerefsiz. Ne? Ne? Şimdi bıçaklarını sevindim de sen sevindim. Karadeniz'de hayvancılık olayı hemen hemen şöyle diyeyim size ki bitmek üzere. Niye bitmek üzere? Hayvanından verdiğin hizmeti karşılığını, emeğinin karşılığını alamıyorsun. Toplam toplasan 50-60 tane büyükbaş çıkmaz. Ha bugün de şöyle diyeyim size, bugün en son nesil bizik. Ya bugün malzıla ben de bıraksam, benden sonra yapacak kimse yok Eylül'de. Çocuklarımız da yapmaz. Ha niye yapmaz? Okuyorlar ondan sebep. Yapacak bir şey yok, en son nesil biz işte. Soğanlı Kliskaya yeylasında mal olayı biter. Ancak son durak. Oradan sonra da bir daha oğlaklar doğurana kadar Mart'a kadar ancuma ayık. Hacı bak bahçeyini fuzuli uğraştı. Fasulyeler. O kadar eziyet çektim diye. Yapanı hayvan. Niye çuga? Ha buraya buraya geldin mi illa gelecek buraya. Mal da böyle buraya'dır. Bir şey demedik ama ya. Bir daha sen ekersin acında. Yiyeceğim o kadar eziyeti çektim, çileyi çektim, geldim hiçbir şey bilmiyordum. Bayağı da yani bir boğaldım, boğalmadım değil. Olsun. Sağlık olsun.